Herkese merhabalar. Bugünkü videomda hem kadınlara hem de erkeklere seslenerek önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Aslında sizlerle biraz konuşacağım konu hakkında dertleşmek istiyorum. Kanalımızın abone sayısı kısa bir sürede binin üzerine çıktı. Öncelikle bu hızlı büyümeye katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Ancak e, kanal verilerine bakıyorum ve fark ediyorum ki kanalın yaklaşık %92'si erkek ve sadece yaklaşık %7'si kadın. E bu çok üzücü benim açımdan çünkü kadınlarımızın sayısı çok az. Ben bu kanalı açarken şu motto ile yola çıktım. Dedim ki ben bir ev ekonomisti olarak daha çok kadınlara hitap etmeliyim. Çünkü yatırım ve finans konularına erkeklerin zaten ilgisi var ama kadınlarımız bu konularda çok çekimser. Ben ise kadınların da en az erkekler kadar bu konuya ilgi duymaları gerektiğini ve temel finans bilgilerine sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Sözlerim en azından zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir maddi imkana sahip olan ve 3-5 kuruş tasarrufta bulunabilecek olan kadınlaradır. Biz kadınlar olarak bazılarımız çalışıyor, kendi para kazanıyor. Bazılarımız ise çalışmadığından dolayı eşlerinin veya anne babalarının kendilerine vermiş olduğu harçlıklarla ihtiyaçlarını gideriyor. Aslında ev ekonomisi büyük ölçüde kadınların ellerinde şekilleniyor. Bu çok açık bir gerçektir. Evin ekonomik durumunun şekillenmesinde kadının rolü çok büyüktür. Bunun herkes farkındadır. Ev harcamalarının çoğunu kadınlar bilir ve kadınlar yönetir. Bu nedenle siz de farkına varıyorsunuzdur ki pazarlama stratejileri genelde hep kadınlara yönelik kurulur. Reklamlara dikkat edin. Şirketler bilinçaltımızda oluşturdukları istekleri kullanarak bize ihtiyacımız olmayan ürünleri bile satmaya çalışırlar. Ben e, özel sektörde uzunca bir süre çalıştım. İnanın o hayranlıkla baktığımız büyük markaların, süslü reklamların arkasında tek bir amaç var sadece. O da nedir? Kadınları daha fazla nasıl sömürebiliriz? Nasıl daha çok e, ürün satıp karlarımızı artırabiliriz? Şirketlerin tek amacı budur. E, sevgili kadınlar, evinize giren para her türlü sizin elinize geçiyor ve onu yönetme gücü de size aittir. Bunun farkında olalım. Biz markaların oluşturduğu psikolojik taktiklere karşı koyabilmek için bilinçli bir tüketici olmak zorundayız. Paramızı gerçekten ihtiyacımız olan şeylere harcamalıyız. Gereksiz harcamalardan olabildiğince kaçınmalıyız ve tasarruf etmeliyiz. Ama iş burada da bitmiyor elbette. E, çünkü Türkiye yüksek enflasyon oranlarına sahip bir ülke. Yani bu nedenle sadece harcamalarımızı kısarak paramızın cebimizde kalması yetmiyor maalesef. Cebimizdeki para sürekli eriyor. Bu sebeple e, tasarruf ettiğimiz parayı doğru yatırımlar yaparak değerlendirmemiz büyük önem taşıyor bu noktada. E, finansal özgürlüğümüzü kazanmak, kendi geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için doğru adımları atmalıyız. Bizler buna mecburuz. E, paramızı, enerjimizi ve zamanımızı gerçekten ihtiyacımız olan şeylere harcamalıyız. Kendimize yatırım yapmalıyız. Faydalı içerikleri izlemeliyiz. Kendinizi geliştirmeli. E, paramızı tüketime değil yatırıma yönlendirerek finansal özgürlüğümüzü kazanmalıyız. Bu noktada size şunu söyleyebilirim. Eğer yatırım yapma konusunda nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu kanalda tasarruf etme, yatırım yapma ve finansal özgürlük konularında size rehberlik etmeye çalışıyorum ve edeceğim. Kanalımı takip ederek adım adım finansal bilgi ve stratejiler öğrenebilirsiniz kolaylıkla. Ben çalışıyorken belli bir miktar bağışım vardı ama finansa dair hiçbir bilgim yoktu çalışıyordum ve kazandığım parayı da muhakkak orada burada gerekli gereksiz harcamalarda heder ediyordum. Çünkü kalan parayı ne yapacağım ki diye düşünüyordum. Yani ne lazımsa alıp geçiyordum ya da en fazla yapabildiğim şey birkaç gram altın alıp kenara koymak oluyordu. Ama o bile zahmetli geliyordu bana çünkü işte çarşıya kuyumcuya git. Hangisi daha ucuz veriyor onu sor soruştur ara tara vesaire. Çoğu zaman erteliyordum ve her geçen gün param eriyordu bu şekilde. Finansal piyasalardan Uzak olduğum dönemde cebimde kalan para hiç oluyordu diyebilirim. Gerekli gereksiz harcanıp gidiyordu çünkü. Ama çalıştığım işten ayrılma kararı alıp finans nedir öğrenmeye başladıktan sonra hayatım değişti diyebilirim. Artık benim için para farklı şeyler ifade ediyordu. Elimdeki mevcut parayı nasıl değerlendirmem gerektiğini biliyordum çünkü. Hangi harcamanın lüzumlu ya da lüzumsuz olduğunu farkındaydım artık. Tasarruflarımı ne şekilde değerlendirmem gerektiğini biliyordum. E, bu sebeple bu farkındalık beni gereksiz harcamalardan uzaklaştırdı. Artık elime geçen her parayı acaba bunu nasıl harcasam diye değil de Bununla nasıl bir yatırım yapsam diye düşünmeye başlamıştım. Bu benim için çok büyük bir farktı artık. Yani kendime alacağım herhangi bir ürünün bana verdiği anlık mutluluk yerine geleceğe dönük paradan para kazanma yöntemiyle elde edeceğim şeyleri düşünüp daha çok mutlu oluyordum. Ve bu şekilde ev ekonomisine daha çok katkı sağlamaya başladım. Geleceğe dönük artık daha büyük hayallerim vardı ve çocuklarım için daha güzel şeyler planlayabiliyorum. Bana bu rahatlığı veren şey elbette parayı nasıl idare etmem gerektiğini bilmek oldu. Bence finans ve yatırım konuları bu ülkede en temel eğitimlerden biri olmalı. Ama sistem bizi 3 kuruş parayla sadece hayatımızı idame ettirmek için çalışıp alışveriş yapmak üzerine yetiştiriyor maalesef. Bu kısır döngüyü de ancak kendi çabamızla aşabiliriz. Ben uzun süreli eğitimler aldım. Kendimi bu alanda geliştirdim. Belli bir ekonomik güce ulaştım ve çevremin ısrarları ile sonunda bu kanalı açmaya karar verdim. Çünkü bir yerden sonra insan öğrendiğini öğretmek istiyor doğrusu. Sadece para kazanmak yetmiyor. Senin sayende başkalarının da kazanıp mutlu olmaları, sana teşekkür etmeleri çok daha büyük mutluluk veriyor insana. Ben yaptıysam herkes yapabilir. Yani kadınlarımız bilinçlensin, kendilerine güveni gelsin ve hem kendilerine hem ailelerine faydalı olsunlar. İnsan böyleyken gerçekten kendini daha iyi hissediyor. Yapabildiklerini görünce motive oluyor insan. Ben de bu kanalla birlikte bir örnek profil oluşturmak istedim işin doğrusu. Bakın unutmayın, bir eve hangi miktarda para girerse girsin fark etmez. Yani çok ya da az. Burada önemli olan paranın yönetimidir. Bu da erkeklerin temel oluşturmasıyla alakalıdır. Ama işin sonunda dediğim gibi yine kadının faktörü her zaman daha büyüktür. Erkek ne kadar bir şeyler yapmaya çalışırsa çalışsın eğer yol arkadaşından aynı karşılığı göremezse çabası heder olabilir maalesef. Bu sebeple diyorum ki kadınlar da mutlaka finans konusunda bilinçlenmelidirler. E, yüksek ölçüde kadınlar bu alana ilgi duymuyorlar maalesef ya çekiniyorlar ya cesaret edemiyorlar ama böyle olmamalı. Biraz e, finansa ilgisi olan ve bazı şeylerden haberdar olan her erkek etrafındaki ailesindeki kadına yardımcı olmalı ve destek olmalı. Ben bu şekilde düşünüyorum. E, bu sadece kadınların kendine bireysel fayda sağlamaz. Bunu da bilmeliyiz. Yani hem ev ekonomisine fayda sağlar hem de iyi biliyoruz ki eğitim evde başlar. Bilinçli her kadın bilinçli yeni nesiller demektir. Yani sonuç olarak toplumsal bir faydadan söz ediyoruz aslında burada. Yani netice olarak kanaldaki %92'lik orana sahip beyefendilerden ben desteklerini bekliyorum. Çevrenizde varsa eğer eşiniz, kız kardeşiniz, anneniz olabilir, kız çocuklarınız... Veya kız arkadaşlarınız için bu ilk adımı atmanızı talep ediyorum sizden kadınlarımızın ilgisini çekebilmek için yani ben tüm fikirlere açığım her ne söylerseniz değerlendirmeye çalışacağım yeter ki kadınları finansa nasıl adapte edebiliriz onu çözelim nasıl ilgilerini çekebiliriz eğer fikirleriniz varsa bu konuda lütfen yorumlarda bunları bana bildirin etrafınızdaki kadınlar en çok neyle ilgileniyor? Örnek veriyorum. Yani derseniz ki çoğunlukla yemek videoları izliyorlar. Yani yemek videosu da çekeriz. Yani yeter ki ilgilerini bu tarafa, finansa çekebilelim. Ee, yani bu basit bir örnek tabii. Dediğim gibi her türlü fikire açığım ben. Bizim kadınlarımız aslında potansiyelin farkında değil. Ben bunu görüyorum. Ee, güncel verilere göre Borsa İstanbul'da toplam yatırımcı sayısı 4 milyon 768 bin. E, ve bunun 1 milyon 954 bini kadın yatırımcı. Takdir edersiniz ki bu bizim için net bir veri değil. Yani e, çünkü bunun içinde direkt finansla ilgilenmeyen yüz binlerce kadın var. Sadece eşinin ya da e, işte oğlunun kendine hesap açtığı ve orada dönen hiçbir şeyden haberdar olmayan kadınlarımız var maalesef. Yani bu sadece kağıt üzerindeki rakam aslında. Yani sonuç olarak... Şunu demek istiyorum. Hanemizin, ailemizin ve toplumumuzun kalkınması için buna ihtiyacımız var. Birlikte hareket ederek finansal bilinç düzeyini artırabiliriz ve daha sağlam bir gelecek inşa edebiliriz. Unutmayın, güçlü kadınlar ve destekleyici erkeklerle büyük başarılara imza atabiliriz. Ben bu şekilde düşünüyorum ee, ve bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu da bir bonus video olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım derdimi doğru ifadelerle anlatabilmişimdir. Destekleriniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.